Sevgili seyirciler Ankara'da 3600 ek gösterge ile ilgili bir toplantı daha yapıldı. Aynı toplantıda kripto para konusu da var. Vergi yolda gibi görünüyor. Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda kapsayıcı en kapsayıcı düzenleme yapacağımızı şimdi ifade etmek isterim. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında önemli bir toplantı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de bulunduğu toplantıda 3600 ek gösterge çalışmasıyla ilgili sunum yaptı. Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunum yapmasının ardından 3600 ek göstergenin bu ay içinde meclise gönderilmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge 4 meslek grubunu polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. 3600 ek gösterge emekli memurların maaşlarını da artıracak. Emekli polisin maaşı 5571 liradan 6961'e Emekli öğretmenin maaşı 5627 liradan 6861'e, emekli hemşirenin maaşı 5471 liradan 6861'e ve din görevlilerinin maaşı da 5471 liradan 6861 liraya yükselecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda kripto paralar da gündeme geldi. Uzun süredir yasal düzenleme için hazırlığı yapılan taslak metne göre Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihtiyacına yönelik esasları belirleyecek. Yatırım yetkisi Ticaret Bakanlığında olacak. Yurtdışındaki kripto varlık platformları yasanın yürürlüğe girmesiyle bir ay içinde faaliyetlerine son verecek. Kripto varlıklara vergi getirilmesi de bekleniyor.